Bismihi subhaneh natubu gufaneh assalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'deh. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyil habibil mahbubil alil kadril azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tubul kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul emsari ve ziyaiha ve kutul ervahi ve gizaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema sallayt ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema barakta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. Evet, nasıl sabahladın diye hali sorulan adam hakkında gelen hadisler babı. Bunlar bu Kitab-ı Edep'ten okuyoruz. Yani günlük muaşeret kuralları ile ilgili olan hadisleri mümkün mertebe okumaya çalışıyoruz. Bu bir müddet bunlar devam edecek. Sonra diğer bab, diğer kitaplara, yani Serin Vacet'teki diğer konulara geçeceğiz inşallah. Kardeşler, bunu bilin. En büyük hadis kitabı Sahih-i Buhari'dir. Ondan sonra Müslim, ondan sonra Tirmizi, ondan sonra Ebu Davud, ondan sonra Nesai, ondan sonra İbn-i Mace gelir. İbn-i Mace Kütüb-i Sitte'nin altıncısıdır. İbn-i Mace'nin diğer beş hadis kitabından farkı, Buhari ve Müslim'in şartları üzere sahih olan ama onlarda olmayan hadisler de var Sünen-i İbn-i Mace'de. Biz Sünen-i İbn-i Mace'yi niye tercih ediyoruz? Bir, Türkçesi anlaşılır bir Türkçe olduğu için. İkincisi, hakikaten gerçek bir şerh olduğu için. Babam rahmetullahi aleyh bunun şerhini yaptığı için. Eğer İmam Buhari'nin, Sahih Buhari'nin böyle Türkçesi rahat anlaşılan bir şerhi olsaydı zaten ondan başlardık. Veya Müslim'den veya Tirmizi'den. Ama onların şerhleri var. Çok mükemmel, muhteşem şerhleri var ama hepsi Arapça. Mesela Buhari'nin Kastalani var. Tirmizi'nin Tufetul Ahvezi var. Ebu Davud'un El Menheli var mesela. Böyle şerhleri var ama o şerhler maalesef Arapça. Buhari'nin, Sahih Buhari'nin Diyanet'in bastığı bir işte şerhi var. Tecrid-i Sarih diye. Onda maalesef hem dili ağır, hem de çok da tam anlamıyla böyle fıkhi yönleriyle falan da araştırılan bir kitap değil. Yani öyle bir inceleme yapılmamış. Buhari'nin öyle bir şerhi maalesef Türkçe'de yok. Bu yüzden yani Sünen-i İmace'yi niye okuyorsunuz diye soruyor bazen kardeşler. Onun için söylüyorum. Cabir radıyallahu anh'den şöyle demiş. Bir de sahih hadis kitaplarının hemen hemen hepsi böyledir. Farkındaysanız bugüne kadar okuduğumuz hadislerin hiçbirisine bile hikaye anlatır gibi, masal anlatır gibi falan anlatılan hiç yok. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum böyle. Bazen bazı yerlerde bu hadistir diye filan böyle uzun uzun bir şeyler anlatır. O ona şunu dedi, bu buna bunu dedi, bu getirdi, bu götürdü, o yaptı filan. Ben defalarca soruldu, bunlar hadis değil. Bunlar sahih değil. Bunlar sahih olarak kabul ettiğimiz hadis kitaplarında bulunan şeyler değil dedim. Sünenlerde ve sahihlerde bulunan hadisler butvardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan, rivayet zinciri sağlam olan hadisler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belki dikkatinizi çekmiştir. Yani konuşma tarzı veya ondan yapılan rivayetler bile çok ağır. Ağır derken yani böyle tutarlı, ölçülü. Bugünümüzün ölçülerinde de aynen uygulayıp tatbik edeceğimiz şeylerdir. Hiç öyle mit, böyle efsane yok. İnsanüstü, beşerüstü şeyler falan kesinlikle hadis rivayetlerinde vardır ama çok az yer verilmiştir yani. Sahihlerde çok çok az vardır bunlar. Cabir radıyallahu anh, yani böyle bunları okurken tabii siz yavaş yavaş belli bir süre sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hem konuşma tarzı hem ondan yapılan rivayetlerin şekli, ölçüsü, anlatabildim mi? Yani bununla ilgili de yavaş yavaş sizin zihniyetinizde belli bir süre sonra bir ölçü, bir şey, bir kriter oluşacaktır yani. Ben bu gece nasıl sabahladın ya Resulallah diyerek halini sordum. Hazreti Cabir diyor radıyallahu teala anh. O sallallahu aleyhi ve sellem nafile oruç tutamayan ve hiçbir hastayı ziyaret edemeyen bir adam olarak hayır ile bu gece sabahladım buyurdu. Zevaid'de şöyle denilmiştir. Bunun senedinde Abdullah bin Müslim bulunur. Bu ravi Mümin el-Mekki'nin oğludur. Ahmet İbni Muin ve başkası onu zayıf saymışlardı. Rivayet zincirinde zayıf olan bir zat var. Ama zayıf olan birinin olması bu hadisin uydurma olduğu, mevzu olduğu falan anlamına gelmiyor. Sıhhatinde bir illet var, bir şey var yani. Bir halel gelmiş belli, o kadar. Ebu Üseyd Es-Saidi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in evine girerken
Abbas radıyallahu anha "Esselamu aleyküm" buyurmuş. Onlar da "Ve aleyküm selam, ve aleykesselam ve rahmetullahi ve berekatuhu." Selam, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sana da diyerek selamını almışlar. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl sabahladınız, yani nasılsınız?" diyerek onların halini sormuş. Onlar da "Hayır ile sabahladık, yani iyiyiz. Allah'a hamd ederiz. Babamız ve anamız sana feda olsun. Sen nasıl sabahladın ya Resulallah?" diye karşılık vermişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Hayır ile sabahladım, yani iyiyim, Allah'a hamd ederim" buyurmuştur. Not Zevaid'de şöyle demiştir. Buhari demiş ki, Malik bin Hamza babasından, babası da dedesinden rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El-Abbas'ı çağırdı. Senediyle naklunan hadis başka yolla teyit edilmemiş durumdadır. Ebu Hatem de Abdullah bin Osman karışık şüphe götüren bir takım hadisler rivayet eden bir ravidir demiştir. Farkında mısınız bir hadisin kritiği nasıl yapılıyor? Yani hadisin ravileri, hadisin metni yok. Metniyle ilgili bir eleştiri yapılmaz yani. Binde bir, on binde bir bile bir hadisin metniyle üzerinden o hadisin zayıflığı veya şeyi yok. Böyle bir şey yok, böyle bir yol yok. Mühim olan bu hadis Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kadar sağlam bir senetle gelmiş mi gelmemiş mi? Hadisin sağlamlığının ölçüsü hadisin rivayet zinciridir. Hadisin metni değil yani. Resulullah böyle dedi, şöyle buyurdu denilen kısımla ilgili kritik yapılmaz. Ama bu yeni yetme profesörler işte akla ve mantığımıza uygun gelen hadisleri alırız. Uygun gelmeyen, mantığımıza uymayan hadisleri reddederiz. Böyle bir görüş maalesef serdediyorlar ve bunu yaymaya çalışıyorlar. Veya işte Kur'an'a aykırıysa hadisi reddederiz, Kur'an'a uygunsa kabul ederiz filan gibi tamamen havada kalmış cümleler yani. Kur'an'a aykırı bir şey, bir hadis olamaz yani. Mümkün değildir böyle bir sahih bir hadisin böyle olması mümkün değildir. Ama bazı hadisler Kur'an'daki bazı hükümlerin manasını ya genişletmiş, ya tahsis etmiş, ya daraltmış, ya şey etmiştir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şari-i hakimdir. Yani o da kanun ve kural koyucudur. Allah-u Teala ona o yetki vermiştir. Çünkü Cenab-ı Allah مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُحَا buyurmuştur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili. O kendiliğinden, kendi nefsinden konuşmaz. Onun söylediği her şey ona vahyedilen şeylerdir. Bütün İslam alimleri, Ehl-i Sünnet Ulema'sının görüşü budur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey demişse vahiydir. Allah-u Teala onun kalbine vermiştir. Okunmayan vahiydir. Yani Kur'an'da yer almayan vahiydir. Buna vahyun gayru metlu denir. Okunmayan, yani kıraat edilmeyen vahiy. Allah-u Teala Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine o manayı veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da söylüyor. Evet, bu babda rivayet olunan hadisler notta belirtildiği gibi zevaid nevinden olup senetleri sıhhatli değildir. Hadislerde geçen keyfe asbahte cümlesinin asıl manası nasıl sabahladın, sabaha girdin, nasıl sabaha girdin demektir. Araplar bu cümleyi hal ve hatır sormakta kullanırlar. Bu itibarla keyfe asbahte, nasıl sabahladın cümlesi nasılsın anlamında kullanılmıştır. Yani nasılsın demektir. Buhari İstizan kitabında muanaka ve adamın keyfe asbahte sözü yani kucaklaşmak ve adamın nasıl sabahladın sözü başlığı altında açtığı bir bapta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son hastalığı ile ilgili Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'den rivayet ettiği bir hadiste rivayet edildiğine göre Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında son hastalığından çıktı. Son hastalığında yanından çıktı yani. Halk, ya Ebel Hasan keyfe esbaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebel Hasan, yani ey Hasan'ın babası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece nasıl sabahladı? Yani sağlık durumu nasıldır diye sordular. Bu hadis sahabilerin asr saadette hal hatır sormakta bu cümleyi kullandıklarına delalet eder. El-Hafız bu hadisin izahı bölümünde şöyle der. İslam dini karşılaşan iki Müslümanın selamlaşmasını meşru kıldı. Sonra hal hatır sormak usulü ihdas edildi. Yani karşılaşan iki Müslüman nasıl sabahladın, keyfe asbahta, nasılsın cümlesini kullanmaya başladılar. Ve selam cümlesiyle bu cümleyi beraber kullananların sayısı azaldı. Sünnet olanı ise selamlaşmakla söze başlamaktır. Bana öyle geliyor ki anılan cümleyi kullanma sebebi Hicret'in 19. yılında
salgın hastalık halinde görülen ammuas taunudur. Yani nasılsın cümlesi, Müslümanlar niye daha sık ve daha önce, selamdan önce kullanmaya başlamışlar? Ammuas denilen bir bölgeden başlayan bir taun hastalığı vardı, bir veba salgını olmuştur sahabe zamanında. İşte o ondan dolayı o salgın hastalık karşılaşan iki Müslümanın birbirine sağlık durumunu sormasını gerektiriyordu. Daha sonra bu cümle yaygınlaştı, hatta selamlaşmayı bırakıp bu cümle ile yetinenler oldu. Bu hafta rivayet edilen Ebu Üseyd radıyallahu anh'ın hadisine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile amcası Abbas radıyallahu anh'ın ev halkı arasında önce selamlaşma olmuş, sonra hal hatır soruşturulması yapılmıştır. Bu hadisten çıkan bir hüküm de hal hatırı sorulan kişinin vereceği cevapta Allah'a hamd etmesinin müstahaplığıdır. Yani önce Allah'a hamd edecek. Elhamdülillah iyiyim diyecek yani. Ancak hadisin senedindeki zayıflık nedeniyle sabitliği bilinmemektedir. Şayet sabit olursa ondan bu hüküm çıkarılır. Bir kavmin ulusu size geldiği zaman ona ikram ediniz babı. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Size bir kavmin büyüğü geldiği zaman ona ikram ediniz. Bu da Müslümanların çok ihmal ettiği Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın koyduğu bir düsturdur. Yani bir kabilenin, bir topluluğun, bir grubun, bir cemaatin, bir şeyin ulusu olan birisi geldiği zaman ona ikram ediniz, ona saygı gösteriniz. Ona olan ihtiramınızı eksiltmeyiniz. Zevaid nevinden olan bu hadisin izahı bölümünde Cami'u's-Sagir haşiyesinde El-Hafni şöyle der. Yani bir kavmin eşrafından, ileri gelenlerinden biri fasık bile olsa ona değer verilip iltifat edilmelidir. Çok ilginç, anladınız değil mi? Yani halkın saygı duyduğu birisi. Falanca yerdeki esnafın mesela büyük saydığı birisi. Falan da yerdeki falan mahallede diyelim ki hatırı sayılır, kıymet verilen veya falanca köyün eşrafından sayılan birisi. Bu günahkar olabilir, dini yönden eksiklikleri, kusurları olabilir. Ama nihayette bir kavmin, bir kabilenin, bir ailenin, bir aşiretin, bir topluluğun büyüğü ise eğer ona değer verilip iltifat edilmektir. Çünkü ona değer verilmediği zaman kendisinde bir kin ve husumet doğabilir. İslamiyet insanlara olan davranışlarda esas olarak, ilke olarak silmi, barışı, huzuru önermiştir. Yani hep onu yapmıştır ve bunun mutlak surette sonuçta faydasını görmüştür yani. Çünkü ona değer verilmediği zaman kendisinde bir kin ve husumet doğabilir. Bu itibarla zararı def etmek için değer verilmesi uygundur. Hatta kıymet verilmemesi halinde Müslümanlara zarar vermesinden endişe duyulan kişi kafir bile olsa kıymet verilmelidir. Bu hadisin buyurulmasına sebep olan olay şudur. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam evinde oturuyordu. O da sahabilerle dolu vaziyetteydi. Bu arada Cerir bin Abdullah el-Beceli geldi. Ve boş bir yer bulamayınca kapıda oturdu. Cerir bin Abdullah el-Beceli. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi ridasını kaldırarak onun için yere serdi. Yani cübbesini alıyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yere seriyor onun oturması için. Ve ona bunun üzerine otur buyurdu. Cerir bin Abdullah el-Beceli ise ridayı alıp yüzüne koyup öpmeye ve ağlamaya başladı. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geri verdi ve ben senin elbisen üzerinde oturacak değilim. Bana ikramda bulunduğun gibi Allah da sana ikram etsin dedi. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam sağına ve soluna baktı ve bu hadisi buyurdu. Size yani bir kavmin büyüğü geldiği zaman ona ikram ediniz. Ed-Dümeyri demiş ki benim itikazıma göre Peygamber aleyhissalatü vesselamın maksadı takvaca üstün olan kimseye ikram etmektir. Yani takva sahibi olmayan bir kimse bir kavmin büyüğü olduğu zaman ona ikram edilmesi istenmemiştir. Hadisteki kerim, kerem sahibi sözcüğünün ölçüsü inne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en kerim olanınız, takvaca en üstün olanınızdır ayetidir. Bu itibarla kafir bir kimse bu hadisin şumuline girmez ve zımmi bir kimse kendi kavminin büyüğü olsa bile
ona saygı gösterilmez ve odanın mütena köşesinde oturtulmaz. Çünkü Allah onları zelil ve hakir kılmıştır. Bu hadisin buyurmasına sebep olduğu yukarıda belirtilen Cerir radıyallahu anh'ın hal tecrübesi daha önce geçmiş diyor. Bu da Eddümeri ismindeki bir zatın görüşü ama diğer alimler fasık bile olsa nihayette bir kavmin, bir grup insanın, Müslümanlardan bir taifenin saygı duyduğu, değer verdiği, onlar için söz sahibi olan birisi ise onlara ona mutlaka hürmet göstermek, ikramda bulunmak daha uygundur. Evet, aksıran Müslümana teşmit yani hayır ve bereketle dua etmek babı. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında iki kişi ayrı ayrı aksırdı da o bunlardan birisine teşmit etti, hayır ve bereketle dua etti ve diğerine etmedi. Bunun üzerine ya Resulallah, senin yanında iki adam aksırdı da sen birisine teşmit ettin. Yani yerhamukallah dedin yani. Ve diğerine etmedin diye bunun sebebi soruldu. O sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu yani kendisi için dua ettiğim adam Allah'a hamd etti. Elhamdülillah dedi. Şu yani diğeri Allah'a hamd etmedi. Diğeri elhamdülillah demediği için ben ona yerhamdülillah demedim. Seleme bin el-Ekva radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Üç defa yani bir, iki ve üç defaya kadar aksıran Müslümana teşmit edilir. Hayır ve bereketle dua edilir. Daha fazla aksıran kimse ise nezleye yakalanmıştır. Yani ona teşmit edilmez. Anladınız değil mi? Yani bari oluyor bazen adam oturuyor on defa aksıyor her seferinde yerhamdülillah, yerhamdülillah. Öyle değil. Efendimiz aleyhisselatü vesselam üç defaya kadar o elhamdülillah dediğinde yerhamdülillah deyin diyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Biriniz aksırdığı zaman elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur desin. Ve etrafındakiler de ona yerhamukallah Allah sana rahmet eylesin diye karşılık versinler. Kendisi de etrafındakilere yehdikumullah ve yusluhu balekum. Allah sizi hidayet etsin ve halinizi düzgün eylesin duasıyla karşılasın. Yani yehdine ve yehdiyekumullah da vardır. Yehdiyekumullahu ve yusluhu balekum. Medine ehli hedana ve hedakumullah diyorlar. O da yehdine ve yehdiyekumullah da aynı manaya gelir. Bu babın ilk hadisi Kütüb-i Sitte'nin hepsinde rivayet olunmuştur. İkinci hadisin benzeri Müslim, Tirmizi ve Nesai tarafından rivayet olunmuştur. Üçüncü hadis Zevaid nevinden sayılmıştır. Fakat Tirmizi bunun mislini yani Ebu Eyyub radıyallahu anh'den rivayet ettikten sonra beyan ettiği bir senet ile bunun mislini Ali radıyallahu anh'den rivayet edildiğini ifade etmektedir. Bu itibarla Zevaid nevinden sayılmamasının mümkün olduğu görüşündeyim. Ancak ifade tarzında ufak bir değişiklik vardır. Buhari, Ebu Davud ve Nesai de bunun benzerini Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet etmişlerdir. Teşmit aksıran kişiye yerhamukallah, Allah sana rahmet eylesin diye dua etmektir. Bunun adı teşmittir, aksıran kişiye bunu söylemek. Tuhfe yazarı teşmiti böyle tanımladıktan sonra şöyle der. En nihayede teşmit ve tesmit hayır ve bereketle dua etmektir. Teşmitin manası bir kavle göre şöyledir. Allah senin düşmanını senin üzerine güldürmesin. Yani yerhamukallah demenin bir manası da o. Allah senin düşmanını senin üzerine güldürmesin. Bu manada onun içinde var yani. Avnül Mabud yazarı da teşmit düşmanın şamatasından uzak kalınmayı dilemektir. Şemtet ise düşmanın sevinip gülmesidir. Teşmit de hidayetin güzel bir mertebesini dilemektir. Tesmit. Her iki kelime aksıran kişiye yerhamukallah Allah sana rahmet eylesin diye dua etmek manasında kullanılır demiştir. İlk hadiste teşmit ve tesmit tabirleri kullanılmıştır. Atıs aksıran kimse demektir. Son hadiste geçen bal kelimesi gönül, hal ve iyi yaşantı manalarına gelmiş. Yusuhu balekum. Allah senin halini düzelsin diyoruz ya. Bunların hepsiyle yorumlanabilir. Halin düzgünlüğü, gönül rahatlığını ve mutlu yaşamayı da içerdiğinden dolayı bal kelimesini hal manasına yorumlamak tercih edilmiştir. Birinci hadiste sözü edilen iki kişiden biri aksırınca hamd etmiş, diğeri ise aksırınca hamd etmemiş ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hamd edene dua etmiştir.
Bu iki kişinin ismi Taberani'nin rivayetinde belirtilmiştir. Amir bin Tufeyl ile erkek kardeşinin oğludur. Suyuti Ebu Davud'un haşiyesine hamd etmeyen kişi Amir bin Tufeyl'dir. Kafir olarak ölmüştür diyor. Bak ne kadar garip değil mi? Allah cümlemize mağfiret ve afiyet ihsan etsin. Ben niye adı burada geçiyor diye tereddüt ettim. Hani bu tür şeylerde isim geçmez pek. Adimler rivayet etmişler, kafir olarak öldüğü için demek. Münafıklardanmış, sonra da küfrü ortaya çıkmış, açığa vurmuş demek. Nebevi el-Eskar'da alimler aksınan kişinin aksırmayı müteakiben elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demesinin müstehaplığı hususunda ittifak etmişlerdir. Şayet elhamdülillahi rabbil alemin, yani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur derse daha güzel olur. Eğer elhamdülillahi ala kulli hal, hamd her durumda Allah'a mahsustur derse daha faziletlidir. Yani sadece elhamdülillah değil de ya elhamdülillahi rabbil alemin, ya elhamdülillahi ala kulli hal demek daha faziletlidir. Aksınınca hamd eden kişi Müslüman ise yanındakilerin yerhamukallah demesinin hükmüne gelince alimler bu hususta değişik görüşler beyan etmişlerdir. Tuhfe yazarı bu görüşleri ayrıntılı olarak beyan etmiştir. Özeti şudur, Zahiriye mezhebinin cumhuruna göre vaciptir. İbnül Kayyim ve Malikilerden İbn-i Müzeyyen de bu görüştedirler. Hanefiler ve Hanbelilere göre elhamdülillah diyene yerhamukallah demek farz-ı kifayedir. Değil mi? Anladınız değil mi? Farz-ı kifayet. Yani biri dese diğerlerin üzerinden o farziyet kalkar ama hiç kimse ona yerhamukallah demezse hepsi bir farzı terk etmiş olurlar. Malikilerden bir cemaat ve Şafiilere göre ise müstahaptır. Demek ki Hanefi olan kardeşlerin bu konuda daha titiz, daha dikkatli olmaları gerekir. Aksırdığı zaman hamd etmeyene yerhamukallah diye dua etmek ise müstahap değildir. Çünkü kendisi hamd etmediği için cevaba layık değildir. Bu babın ikinci hadisinde 3 defadan fazla aksıran kimse nezleye yakalanmıştır buyuruluyor. Suyuti yani bundan sonra ona cevap verilmez. Çünkü aksırması bir hastalıktan dolayıdır demiştir. Aksıran kişi hamd edince yanındakiler ona dua ederler. Kendisi de 3. hadise belirtildiği gibi onlara dua eder. İbn-i Battal cumhura göre bu şekilde dua eder. Fakat Kufa alimlerine göre aksıran kişi Yagfirullahu lena ve lekum, Allah bize ve size mağfiret etsin biçiminde dua eder. Malik ve Şafii ise şöyle demiştir. Aksıran kişi bu iki şekilden dilediğiyle dua eder. Yani yehdine ve yehdiyakumullah veya yagfir lena ve yagfirullahu lena ve lekum. Bunlar da söyleyebilir. Hanefilerden Tahavi de 3. hadiste geçen biçimdeki duayı tercih etmiştir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ecmain. Allah-u Teala Gazze'deki kardeşlerimize sabır versin. Cenab-ı Allah onlara zafer nasip etsin. Allah-u Teala zalimlere, kafirlere fırsat vermesin. Rabbim ölülerimize rahmet etsin, mağfiret etsin. Şehitlere rahmet etsin demiyorum. Onlar zaten Allah-u Teala'nın rahmetine ve mükafatına kavuşmuş bizim ümmetimizin önderleri olan ulu insanlardır. Gazze'deki her şehit bir ulu insandır yani. Allah-u Teala'nın ikramına nail olmuş olan yüce bir insandır yani. Bizim onların faziletine erişmemiz mümkün değildir. Allah-u Teala oradaki yaralılara şifa versin. Acılarını dindirsin. Rabbül Alemin bizim de hastalarımıza şifa buyursun. Cenab-ı Allah sıkıntısı olan, darda olan kardeşlerimize de hayırlı kapılar açsın. Bu dualarımızın kabulü niyetiyle cumanızdan mübarek olsun. Allah rızası için El-Fatiha.